Fizik tedavi ve rehabilitasyon herhangi bir nedenle yaşamdaki fonksiyonlarından bir kısmını veya tamamını kaybetmiş olan kişilere yeniden bu fonksiyonları kazandırma sanatıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavi vasıtası olarak binlerce yıldan beri sulardan faydalanmış. Sıcak akımlardan, sıcak sular veya sıcak ısılardan faydalanmış. Soğuktan faydalanmış. Elektriğin bulunuşundan sonra elektrik akımını insan vücuduna uygulamaya başlamışlar. Çeşitli cihazlar geliştirilmiş. Bunlarla birçok hastalık tedavi edilmiş. Ama özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve diğer dünya savaşları ve savaşların akabinde trafik kazalarının artmasıyla insanlarda rehabilitasyon gerektiren bir takım hareket kısıtlıkları ortaya çıkınca rehabilitasyonda yeni bir dönemin başlaması söz konusu olmuş. O da robotik rehabilitasyon. Robotik rehabilitasyon aslında insan vücudunun normal şartlarda yaptığı olan tüm hareketleri birebir yapan, yaptıran, eğer siz bir miktarını yapıyorsanız geri kalanı da sizin yanınızda tamamlayan aletlerdir. Paraplejik, omurilik kesiği olan, bacakları bu nedenle çalışmayan bir insanı tedavi etmek için yıllarca uğraşmak gerekirken bu artık robotik rehabilitasyon yöntemleriyle aylarla ifade edilen bir çürümeye, bir sınırlamaya doğru dönmüş. Robotik rehabilitasyonda gelinen son nokta giyilebilir robotlar. Çünkü bunlar artık vücudunuzun bir parçası gibi, bir gözlüğünüz gibi. Bu sizin yaşamınızın sizden ayrılmayan, ancak yatakta vedalaşacağınız ama yaşamınıza lüks katan, renk katan ve sizi normalleştiren, hayata bağlayan bir cihaz olarak karşınıza çıkıyor. Robotik rehabilitasyon aslında dünyada son 10 yıldan beri birçok merkezde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Ülkemizde de var. Ama bir cihaz var ki giyilebilen robot dediğimiz, o ülkemizde daha yeni. Sadece ülkemizde değil, medeniyetin beşiği Amerika'da da yeni. Bazı hastalıklar santimetrelerle, metrelerle tedavi edilirken rehabilitasyon milimetrelerle tedavi edilir. Tabii ki bu da hem tedavi yapan üzerinde hem de tedavi yaptıran üzerinde olumsuz tesirler icra eder. Ama robotik rehabilitasyon kullanılmasından bu yana artık bu uzun süreli, sabır gerektiren işlerimizi biraz daha hızlanmasını görmekteyiz. Artık eskisi gibi yıllarla değil, aylarla, haftalarla bir takım hastalıkların tedavi edilebildiğini göreceğiz ve bunları göstereceğiz. Bu bizim hastaların tedavi olan bağlılıklarını daha da pekiştirecek.